Önceden aldım. Hemen çarpabilirler yani. Anlık olarak canlı yayın. Ulan durduk yere arkadan bir de vuracak. Dedik ki ya bu adamı içeri alalım da bir dövelim muhabbeti oldu. Ama öyle yani, bir şey. Yani gelen arkadaşlar sadece... dikkat etsin. Evet. Oyunları siz oynuyor musunuz? Biz tavsiye etmiyoruz diye söylüyorum. Bak Bey. Kumar tavsiye etmiyoruz kimseye. Bak Bey çok iyi şey bir soru sordu. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Ya diyor başı kapalı kadınlar diyor normalde diyor kumar oynamaz diyor. Ya biz de diyor niye bu grup içeriye giriyor? Tavsiye etmiyoruz. Ne? Tavsiye etmiyoruz aynı şey. O filmde çok kazananda Çakır üst kata alıp ayaklarına sıkıyordu. Hayır siz benden çalıyor musunuz diye. Siz bizi mi kabarıyorsunuz diye. Tombala salonu vardı abi. Ya şey gibi dershane gibi sıra sıra masalar yemekhane dershane gibi herkes sırayla oturmuş. Ama kırmızı niye kırmızı? Kırmızı çünkü insanları daha çok hırsa sürükler. Yani psikolojik olarak. Civcivler ne? Bahçede. Kırmaktan sonra. Kapatıyorum. Dabradavski. Batum'dan herkese tekrardan selamlar, saygılar, sevgiler. Şimdi bir önceki videolardan hatırlarsınız. Batum'a geldiğimde bir kasino videosu çekmiştik. Siz de severek izlemiştiniz. Ve beni kasinoda ağırlayan arkadaş Osman Bey şu an yanımda. Fatih hoş geldiniz. Hoş bulduk. En son sizi burada bırakmıştık. Aynen. Yine şimdi kapıda buluştuk Osman Bey'le ama şimdi kasino videosu şeklinde değil. Burada bırakmıştık. Başka bir yerden devam edeceğiz değil mi Osman Bey artık? Evet. Hikayeyi burada başladık. Çok güzel anılarımız oldu. Buradaki arkadaşlarımıza da ilerleyen safhada bol şanslar diliyorum. Fuat Bey'le dedik ki yani başladığımız yerden tekrar başlayalım. Evet. İkonik bir başlangıç oldu Fuat Bey'le. Aynen. Şimdi buradan Osman Bey'le ufaktan bir şehir gezisi yapalım dedik. Evet. Kendinin gözüyle, kendisinin bildiği şekilde Batum'u biraz bana göstersin. Sonra belki farklı videolarda yine beraber oluruz. Ne diyoruz? Osman Bey'le Batum şehir gezi videosu başlasın. Başlasın, iyi seyirler. İyi seyirler. O zaman ne diyoruz? Buraya bay bay diyoruz. Evet, buraya bay bay diyoruz. Bundan sonra yeni maceralara evet diyoruz. Orayı aynen da size çok yakında göstereceğiz. Tamam, hadi bakalım. Şimdi nereye gidelim? Şimdi şöyle bir Avrupa Meydanı'na doğru ilerleyelim. Size ben bir bulvarı gezdireceğim. Burası özel bir bölge. Burası şöyle söyleyeyim, zamanında birçok imparatorluğun etkisi altında kalmış bir yer. Evet. Yani burada çok özellikle Türk etkisi çok fazla. Osmanlı döneminden kalma bir Türk etkisi var. Tabii sahile gittiğimizde burada bir Fransız etkisi görüyoruz. Özellikle Avrupa'yı etkiyle büyük. Tabii Sovyet etkisini asla tartışmıyorum. Sovyetlerin buradaki binalarında özellikle Avrupa Meydanı'nda ben size göstereceğim. Buradaki etkisini göreceksiniz ve son zamanlarda bir modernleşme içine girdi burası. Bu binayı da gösterin rica ediyorum. Evet. Mesela böyle binalar burada ikonik binalar. Son dönemde özellikle bu açılma dönemi dediğimiz Amerika'ya ve Batı'ya açılma döneminde işte büyük markalar, büyük otel markaları girmeye başladı. Onlara vergi muafiyetleri getirdiler. İşte kasinolar çoğalmaya başladı. Daha çok kasino açılmaya başladı. Tabii bunları biz burada dönem yer yer göstereceğiz. Gösterebildiğimiz kadar. Bir de başka bir konsepte ilerlersek buradaki Türk yatırımcıların sayısı da artmaya başladı. Restoran sayıları artmaya, club sayıları artmaya başladı. Hizmet kalitesi artıyor. Birlikte gezeceğiz ve göreceğiz. Evet, burası 2019'du galiba, tam emin değilim. Dünyadaki en ikonik 10 McDonald's restoranından bina değil, çok ilginç yapılmış ama ya böyle değişik bir olay. Böyle bir taç üst kat galiba. Taç şeklinde yapılmış. Burada Sokar'ın bir enerji istasyonu var. Azerbaycan grubu değil mi bu? Türk-Azerbaycan ortaklığıyla bazı bölgelerde de çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Eskiden burada duty free vardı. Özellikle Türk diplomatlara ait duty free'ydi. Herkes giremiyordu bu duty free'ye. Sektörün duty free'siydi buradaki duty free. Onu kaldırdılar sonra bilmiyorum hangi nedenden dolayı. İşte burada yine aynı şekilde buranın bir özel bir havuzu var ve 24 saat burada arabayla McDonald's'tan araba al götür şeklinde hizmet veriyorlar. Vay. Burası 24 saat açık o zaman. 24 saat açık evet. 24 saat akşam geldiğinizde araba kısmından buradan yemek söyleyebiliyorsunuz. Arabanız varsa veya yoksa bile söyleyebiliyorsunuz. O güzel bir özellik. Zaten pandemiden sonra özellikle bu arabayla alma olayı çok popüler hale geldi. Evet, doğru. Ondan sonra da devam ettiler. İnsanlar tabii burada biraz gece hayatı şey olduğu için geliyorlar burada yiyorlar.
aynen. Keyiflerine bakıyorlar. Bu yollara bakıyorum da ben, bizim Türkiye ile biraz farklı. Evet. Şöyle adım attığınızda direkt duruyor. Gerçi şimdi bize yeşil yanıyor ama genel olarak da bir şekilde duruyorlar. Adamlar o konuda çok saygılılar ya. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Kültür müdür bilmiyorum. Öyle bir olay var. Fakat direksiyonda pek iyi değiller. Geçen bir ufak, böyle bir ufak değil de bayağı bir hayati bir tehlike olacak bir kaza atlattım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Fat Bey. Yani insan tabii başına geleceği bilinmiyor. O yüzden buraya gelen arkadaşlarımıza akşam, gece vakitleri özellikle dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Niye bunu söylüyorum? Gürcüler biraz, Gürcüler demeyeyim de genel olarak buranın halkı gece biraz alkollü olayları seviyorlar. Ben bununla ilgili çok acı hikayeler duydum. Hani alkollü bir direksiyonun başına geçme olayları oluyor. Buradan herkese çok dikkatli olmalarını ve kesinlikle alkollü araba sürmeyinin akılların ucundan bile getirmemelerini. Cezası yüksek galiba, değil mi? Cezası yüksek, onu geçiyorum. Allah korusun, birisine sebep olursunuz, birisine vurabilirsiniz veyahut da sizin hayatınız ve malınız tehlikeye girer. Bunu yapmamanız önemli, yani bunu yapmayın. Herkese çok dikkatli olmasını da aynı zamanda tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir de benim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla daha doğrusu, burada Gürcistan'da ufak bir karakolluk bir işiniz bile olsa herhangi bir sebepten dolayı, doğru mudur Osman Bey? Evet. Ülkenin dışına çıkamıyorsunuz yani. Burada bir çok ufak bir şey bile olsa, yani bir para cezası bile olsa, onu eğer ödemezseniz, karakolluk olduysanız çıkamıyorsunuz buradan. Çok doğru. Arkadaşlar, o yüzden gece klaplarına falan giderken buradan genç arkadaşlarımıza bir uyarıda daha bulunayım ben. Hani YouTube yorumlarını sürekli okuyorum. Orada gece klaplarındaki tabiri caizse tokatçılığı varmış, evet. Varmış. Onlar. Çok tokatçı var aslında. Onun dışında bu arada onlar yine masum. Onlar yine masum kalır bu arada. Yolda birileri istiyorlar. Niye öyle? Bilmiyorum. Allah Allah. Dilenci de değil. Dilenci de değil. Dilenci gayet kılık kıyafeti yerinde. Aynen, kılık kıyafet yerinde bir lira verir misin? Bir lira versene der gibi. Bir lira. Allah Allah. Bu arada böyle değişik şeyler oluyor. Muhabbet değişiyor bir anda. Yani biz ya, Batum'un güzel şeylerinden bahsederken ben de böyle güzel kılıklı bir teyze bir lira verir misin? Allah Allah. Sebep? Evet. Ya bu arada burayı da gösterebilirsiniz Fat Bey. Burada mesela çok büyük bir dünya ticaret merkezi. Ve 3 katlı kocaman bir proje yapılıyor. İlerideki Marriott ve az önceki gösterdiğimiz grubun aynı projesi bu. Bu da neyi gösteriyor? Burada çok ciddi yatırımlar olmaya başladı. Ve de yatırımcılar artık bilmiyorum, artık şeyden dolayı sanıyorum, kasino ve buradaki tatil, eğlence, gece hayatının da renkli olmasından buraya bir fırsat bölgesi olarak, daha önceden de söylemiştim, görüyorlar. Siz de görüyorsunuz, birçok yerde birçok proje var. Hani karlı bir kafanızda böyle buraya gelme, yerleşme gibi planınız varsa, belli bir cebinde paranız varsa tabii yani bilmiyorum, burayı düşünebilirsiniz. Şey diyorlar, Yahudiler buraya bayağı yatırım yapıyormuş. Var mı öyle bir şey? Evet var. Benim hatta bir... Çok da gelen varmış Yahudilerden. Çok var. Ben mesela bir projeden aldım. Hemen ama çarpabilirler ya, anlık olarak. Canlı yayında. Ulan durduk yere arkadan bir de vuracak. Canlı yayında adam direkt laf diye geldi ya. Ya şöyle bir durum. Benim mesela aldığım projeden reklam gibi olmasın, söylemeyeceğim ismini. Benim projenin %80'ini İsrail'de Yahudilere satmışlar. Evet. Hatta öyle ki içerisindeki kasino projesini pazarlarken dahi adamlar şunu söylüyor. Biz bu diyor projenin diyor dışarıdan müşteri gelmesine gerek yok. Burada zaten diyor %80 Yahudilere sattık. Onlar da zaten burada kumar oynamaya geliyorlar. Değil mi? Hani öyle bir durum var burada. Kendi işlerine dönüyor zaten. Kumar oynasa da o para yine kendilerine gittiği için. Aynen, bir şey değişmiyor öyle. Yani. Kesinlikle öyle. Yani bir şekilde burada onlar bir şey olmuşlar. Bir tekel oluşmuş. Parayı döndüren yine kendiler. Kendi işlerine para döndüğünden dolayı bir problem yok. Kaybetse de adam kendine dönüyor para. Aynen öyle. Yani bir şekilde adamlar parayı çekiyor. Ya şöyle söyleyeyim. Bunu şey için söylemiyorum. Hani bazıları diyor ya. Ya arkadaş, bu makineleri siz işte ayarlıyorsunuz. Var mı? Ayarlıyor musunuz böyle? Yani, jeton meton hesabı. Bir şeyler yapıyor musunuz? Ya arkadaşlar, rica ediyorum. Kasino sektörü bir müşterinin, bir misafirinin, içeriye giren misafirinin cebindeki bütün parayı almak istemez. Tekrar ediyorum.
kasino bir misafirini yolmak istemez tabii. Ama bazen yakalayınca yapıyormuş galiba. Evet, biraz. Bazı azotlu durumlar olabiliyor. Sıkıntı yok. Benim açımdan sıkıntı yok ama gelen arkadaşlar... Sabah çorba parası kalmıyormuş adamlarda. Evet. Çorba parası bile kalmayabiliyor. Bazen geliyorlar diyor, ya abi bir 100 dolar verir misin diyor. Benim diyor mazotlu param kalmadı falan. Yani böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Ama dediğim gibi kasinonun tercih ettiği müşteri tipi bunlar değiller arkadaşlar. Kasino ister ki siz sürekli gelin, cebinizde sürekli para olsun ve sizden sürekli böyle... Yarısını alayım, yarısını sana bırakayım diyor. Aynen. Yani sizden sürekli böyle uzun metrajda sağmal, tabiri caizse sağmal inek gibi sizi sağıp sizin paranızı almaya odaklı bir yerdir. Peki bir şey soracağım şimdi. Kasino dedik, bilmem ne dedik. Bu oyunları siz oynuyor musunuz? Biz tavsiye etmiyoruz yine söylüyorum. Fat Bey, kumar tavsiye etmiyoruz kimseye. Fat Bey çok iyi bir soru sordu. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Siz oynuyor musunuz? Ben oynamıyorum. Neden? Ben niye oynamıyorum? Terzi misali mi? Şimdi şeyin bir lafı var. İçerideki dolapları biliyorum diyormuş. Yani şimdi şöyle bir laf var. Bu arada içeride dönen dolapları yıllarca bu işin sektörün içerisinde olan insanlar özellikle bu işi bilen insanlar da bu tuzağa düşüyor. Aa. Çok enteresan ve bunların aslında oyuna girmesi çok daha tehlikeli. Mesela siz hiç kasinoyu bilmiyorsunuz. Evet. Geldiniz kasinoya, işte atıyorum 100 lirayı bozdurdunuz, oyun oynuyorsunuz. 50 kuruş, 1 lira falan. Siz çünkü oradaki dönem paraları bilmiyorsunuz çok fazla. Evet. Ama kasinonun içerisindeki çalışan insanlar çok tehlikeli. İçeride çok büyük paraların döndüğünü bildiği için onlar ona göre oynuyor. Daha büyük bütçeyle oynuyorlar ama daha limitli bir bütçe kasayla giriyorlar. Hmm. Bu da çok vahim sonuçlara gittiğini maalesef ben bizzat arkadaşlarımdan şahit oldum. Tavsiye etmiyoruz. Asla. Asla. Arkadaşlar kasinoda... Kızacaklar sonra bize. Evet. Yani bir kamu spotu videosu gibi olacak yine bu ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kasinoda kazanmak yani nasıl kazanabiliriz diye sorular soruyorsunuz. Kasinoda kazanmak istiyorsanız birinci kural kasinoya girmeyeceksiniz arkadaşlar. Birinci kural. Birinci kural bu. Yani birinci kuralı adam tutmadı, olmadı. İkinci kural oldu. İkinci kural da. İkinci kural evinize ben sizi göndereceğim. Arabamız var. Sıkıntı yok. Bir şekilde ulaştırırız. Bir şekilde sizi ulaştırırız. Sorun yok arkadaşlar. Burası da sahil değil mi? Böyle yeni yapılan. Evet, burası sahil. Batum sahili. Burada tabii sahilde büyük projeler hayal etmişti zamanın devlet başkanı. Tabii dediği gibi de oldu burada. Hatta mesela bir şart koydular buraya. Ne şart koydular? Dediler ki size şu araziyi, mesela şurayı gösterin Fatih'e rica ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar mesela bu Marriott'un binası. Bu Marriott'un binası zamanında konuya vakıf değilim. Bu yatırımcının nasıl aldığını da bilmiyorum. Ama buradaki toprak arazilerini 1 lariye, sembolik bir rakam. Vay. 1 lariye devlet teşvik amaçlı verdi. Ama şartı şuydu. Belli bir kat yüksekliğinde ve 5 sene içerisinde 5 yıldızlı otel konseptinde bir inşaat yapma şartıyla. Bu neye işte sonuç verdi? Bu böyle uzun büyük binalar, büyük yatırımcıların buraya daha çok ilgi göstermesine. Toprağı bedava vermiş gibi oldu. Toprağı bedava vermiş gibi oldu. Dedi ki buraya siz bu binaları dikin. Burası gelişsin, burası yatırım alsın, buradaki insanlar bu işten faydalansın. Evet. Serbest piyasa burada ciddi anlamda gelişti ve o yönden de ilerliyor. Şu anda Gürcistan, Avrupa Birliği şu anda Gürcistan'ı öyle mi? Evet, aday olarak gösterdi. Kendileri gösterdi bir de. Evet, vay. Granted şeyi aldı yani. Türkiye'nin oradaki yıllarca uğraştığı şeyi adamlar direkt gel diyor yani. Tabii Fatih Bey, bu biraz politik bir olay ama burası Hristiyanlığı ilk kabul eden, dünyadaki Hristiyanlığı ilk kabul eden ülkelerden bir tanesi. Hmm. Bunun da bir etkisi var tabii. Bir de tabii bunlar kendilerini hala bir Doğu Avrupa konseptinde görüyorlar. Hala öyle mi? Bence evet. Biraz daha Doğu evet. Avrupa konsepti var burada. O yönden de bir giriş yaptılar ama şu an hala hükümetin içerisinde protestolar devam ediyor. Daha İnşallah giremezler. Evet. Onlar girerse biz giremeyiz artık buraya. Yani ben umut ediyorum ki Gürcü arkadaşlarımız için, dostlarımız için umarım en iyisi olur. Ben çünkü açık konuşacağım. Yani ben açık ben buradayım zaten. Evet. Beni bağlamaz diyor. Yani ben burada bu ülkenin ekmeğini yiyorum. Ben çıkmam buradan gerekirse. Yani atamazlar. Ekmeğini, suyunu yediğim toprakların her zaman çok daha iyi olmasını evet dilerim. Ve bu hakikaten çok barışçıl bir ülke burası.
asla kimseye tehdit olmayan bir ülke. Hatta yani şöyle söyleyeyim, zamanında Rusya buranın topraklarına Güney Osetya'da, işte Abazya'daki bölgeleri biliyorsunuz buraları işgal ettiler. O olmasa mesela burası çok daha barışçıl. Ya çünkü kendi topraklarını koruyan bir ülke pozisyonunda burası şu anda. O Rusya'ya karşı maalesef koruyamadı onları. Maalesef onları evet koruyamadı. Çünkü biliyorsunuz güç var. Güçten ziyade burası NATO'ya girme sürecinden dolayı biliyorsunuz Ukrayna'da çok büyük sıkıntılar yaşadılar. NATO'dan sonra bir savaş çıktı biliyorsunuz. Evet. Burada da öyle bir sorun gibi bir şey oldu. Sonradan tabii neticesi pek iyi olmadı. Neyse bir protestolardan bahsedeyim size mesela. Buranın halkı özellikle Rus tarafına geçen bazı maddeler koymaya çalıştılar. Rus yanlısı. Onları geçen halk protesto etti. Çünkü özellikle Rus etkisi istemiyorlar ülkelerinde. Avrupa Birliği'ne girmek için Avrupa Birliği şartlarına daha uygun bir şekilde hareket edilmesini istiyorlar. Daha işte transparent, daha açık, daha şeffaf. Tiflis'te mi gördüm ben onu? Rus etkisine girilmiş gibi. Rusları seven bir kesim var. Özellikle Ukraynalıları istemeyen kesim de gördüm orada ben. Evet, doğrudur. Tiflis yani tabii. Politik görüşü çok farklı olan insanlar var. Yani çünkü yani bazısı Amerika'yı destekler, bazısı Rusya'yı destekler, bazısı NATO'yu destekler, bazısı Doğu Paktı'nı destekler. Yani bunlar tabii ayrılıyorlar ama çoğunluk benim gördüğüm halkın %80 ile 90 arası. Herkes Avrupa Birliği'ne burada, Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Çünkü tabii biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin belli şartlarından dolayı yolsuzluk ve diğer konularla mücadele çok level atladılar güçler bu konuda. Değil mi? Daha da tabii bunu ileriye taşımak istiyorlar. Türkler için nasıl burası? Güvenilir bir yer herhalde. Türkler için burası çok güvenilir bir yer. Yani ben şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Evet. Yani insan burada kendini güvende hissediyor gerçekten. Güvenlik anlamında söylüyorum. Evet. Çok rahat bir yer. Gecenin bir yarısı da çıksan hiçbir şey olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Dünyada en yaşanılabilir ilk 10 şehir içerisinde Batum'da var. Evet. Bu birkaç internet sitesinde araştırma yapabilirsiniz. Bununla ilgili araştırmalar var. Yani bu değişik endeksler tabii. Güvenlikle alakalı endeks, evet. Rahatlıkla alakalı endeksler var. Ekonomik yani, olarak. Ekonomik olarak tabii ki. Tabii siz burada eğer biraz ticari anlamda kafanızı çalıştırırsanız güzel işler yapabilirsiniz. Öyle bir durum var. Bir de keyifli bir şehir. Yani şimdi size göstereceğim ben. Yürüme alanlarını göstereceğim. Parkları göstereceğiz. İşte buradaki arkadaşlar mesela dışarı çıkıyorlar. Şöyle insanları gösterebilirsiniz. Fuat Bey dışarıda mesela yürüyüş yapan insanlar var. Evet. Burada sporlarını yapıyorlar, kalkıyorlar sabah. Şu sahil çok iyi olmuş. Ben bunu Karadeniz'de de görmeyi çok isterdim. Karadeniz çünkü aynı deniz sonuçta. Bizim Karadeniz'den bahsediyorum, Türkiye'den bahsediyorum. Evet. Yine Karadeniz ama burada küçücük bir şehire böyle bir sahili yapmışlar, turizme katmışlar. Bizim sahillerimiz maalesef, Türkiye'deki sahiller benim gördüğüm kadarıyla maalesef boş, kullanılmamış. Evet, orada az daha bir kaza oluyor, onu da gösterelim. Oluyor bunu bazen öyle. Bunlara dikkat edin. Burada bazen acemi arkadaşlar olabiliyor. Üstünüze çıkabilir. Üzerinize kırabilirler yani. Hani burası biraz önemli. Şöyle gidelim, ben korkmaya başlıyorum. Buradaki araçlar korkuyorum. Yani. Ya biz İran görmüş adamız, İran'da direkt üstünüze sürüyorlar. İran'da öyle bir şey yok. Kural mural bam bam. Aynen. İran öyle. Sokak sanatçıları var. Gürcüce biliyor musun? Çok az. He. Ne diyor şu an? Bu Rusya şu an. Ha, Rusya. Güzel ya, ben buranın sahilini çok beğeniyorum. Çok keyifli bir yer. Evet. Hava sıcakken daha da güzel oluyor böyle. Az önce hava açıktı. Evet. Biz kamerayı elimize aldığımız an böyle bir kafanma mafanma gerçekleşti. Maşallah dediğimiz gene 3 gün yaşıyor. Burada sahilde olay. Mesela böyle atış yapabileceğiniz yerler var. Evet. Size böyle sizi kandırıp size oyuncak verip vereceğini söyleyip hatta ben şeye kadar duydum bunları. Yani bunu her türlü alıyorlar. Aynen öyle. O para her türlü gidiyor. Yani ben şey duydum ya. İşte o şey kabzeleriyle oynuyorlarmış. Ayarlarıyla ki. Hadi canım. Yemin ediyorum. Yani onu siz orada gıcık olup vuramayıp da bütün işte orada parayı almayı hedefliyor. Onu bile yapıyorlar yani. Aynen. Kumar makinesi gibi. Aynen öyle. Herkes yolunda Ayşe. Herkes yolunda. Batum. O yüzden arkadaşlar yolunda Ayşe diyebilirsiniz buraya. Dün bir yere gittim ben. O bir önceki videoda da var. Muhtemelen yayınlamış olacağım onu. Bir tombala salonu vardı abi. Ya şey gibi, dershane gibi, sıra sıra masalar, yemekhane, dershane gibi. Herkes sırayla oturmuş. Bayan orada milli piyango çekilişi yapıyor sürekli. Herkes sıraya... Dersini nasıl çalışıyorlar ama var ya böyle hani... Ders yapsan üniversite sınavı gibi aynı şey. Hazırlanmazlar. Evet. Yani hani otursam onlara böyle eğitim versen bir şey yapsam. Ne güldüm ya. Odaklanmazlar. Ne güldüm. Gördünüz değil mi onu?
Evet, burada böyle sahilde küçük çilekler satan teyzeler var. Modi dişeler. Vereyim, bende var bozuk. Evet, sorun yok, sorun yok. Oçeslatkaya. Okey, çık araşım. Çok tatlı dedi. Geçmiş olsun. Süper, çizdi, temiz. Lokal teyzelerimize destek de buluyoruz. Evet. Zenginiye dur. Tamam, hadi iki tane versin. Vastaganchika, boyman çık. Vastaganchika, davay. Hayırlı işler. Spasiba, balşı. Spasiba. Bay me. Hayda. Teyze sevmedi. Okey, okey. Bay bay. Niye, ne oldu şimdi? Mabeli Arminda, Madoba. Madloba. Ne diyor? Yani bunu sattı, onu da satacak. Ne çilek diyor? Aldık bu arada. Bilmiyorum ne kadar temiz, bunu da yemeyeceğim. Fuat Bey, siz yer misiniz? Ya ben Hindistan görmüş adamım, ben bir tane vallahi alırım ya. Götürün ya, yemin ediyorum. Ya Hindistan'da yiyeceğim mi vardı hiç abi? Yani siz Fuat Bey, sizin artık bağışıklık sisteminiz... Normal ya benim için. Sizin bağışıklık sisteminiz Hindistan kısmından geçmiştir artık. Normal ya. Artık ya, bunlar çok hijyenik bu şu an bu çilek. Değil mi? Tabii. Orayı gördükten sonra bu artık size şey geliyordu. O parfüm mü sıkmışlar, ne yapmışlar ona? Çilek bize çok tatlı, güzel dedi. Oha, güzelmiş ha. Efsane ya. Oha, binaya bak. Evet. Bina, balkonlar da ne güzel ha, böyle sıralı sıralı. Evet, bu bina çok ikonik bir bina. Bunun altında sanıyorum söylentilere göre, söylentileri sanıyorum. Madem mi bulmuşlar? Yatı bulmuşlar falan diyormuş. Yatır var diyormuş abi. Abi yaklaşmayın, burası bina, belalı bir bina. Yatır var bunun altında. Şey, burada kasino açılacak yine bunun altında. He. Her 100-120 otel odalı projelerde devlet burada 10 senelik bir vergi muafiyeti, lisansta muafiyet tanıyor. Evet. Çok büyük bir para değil, 100 bin dolar bir para. Tabii kasino için 100 bin dolar... onu bir gecede alıyor zaten. Komik bir yer, o bir gecede bir alıyor gecede zaten. Alıyor. İyi bir şeyde, gecede 100 bin dolar, 150 bin dolardan fazla zaten iyi kasinolar para yapıyor. Bu şeyi soracağım, kasinolardaki kırmızı halının muhabbeti ne? Ya yer gök kırmızı diye. Yer gök kırmızı. Mahşedir bir yaram. Ama onun da ne geyiklerini yaptılar seçimden sonra. Nedir o? Niye kırmızı yapıyorlar? Yani insanlara şey mi veriyor? Arkadaşlar. Bas parayı. Kesinlikle politik mesaj vermiyorum. Politik görüşümü de burada şey yapmıyorum, açıklamıyorum ama. Oradaki kırmızı biraz abartı kırmızı olmuş. Sanıyorum filmin bir şeyi o. Bir teması. Evet, akılda kalmış ama evet, herkese. Yani şimdi her filmde biliyorsunuz karakter filmin kendi değişimine göre, bu sinematografide de öyledir, renk değiştirir. Orada sanıyorum bir mesaj vermeye çalışmışlar kırmızı üzerinden. Ama kırmızı niye kırmızı? Kırmızı çünkü insanları daha çok hırsa sürükler. Yani psikolojik olarak daha çok. He. Tabii kız sizi daha çok, mesela McDonald's ve bu tip restoran zincirlerinde hep kırmızı kullanılır. Niye kırmızı kullanılır? Bu sizi daha çok işte nasıl söyleyeyim onu? Sizin içinizdeki duyguları daha çok köpürtür yani. Kırmızı o yüzden özel bir renktir. Şimdi şey geldi aklıma. Normalde o filmden bahsediyorum. O Kurtlar Vadisi'nin filmi vardı ya. O filmde çok kazananı Çakır üst kata alıp ayaklarına sıkıyordu. Hayır, siz benden çalıyor musunuz diye. Siz bizi mi kaparıyorsunuz diye. Sizde de var mı böyle bir üst kat, hani bu adam çok kazanıyor. Birader gel bakayım buraya. Kasinoların var mı bir üst katı, böyle ayrı bir odası? Birader sen hayırdır, ne yapayım, bizi mi kaparıyorsun? Bizi mi kaparıyorsun ha? Gel bakayım. Matbe şöyle. Kimse bizden çalamaz. Şimdi şöyle, burası tabii işin şakası, orası ayrı bir şey. Ben şeye denk gelmiştim, bu enteresan bir hikaye. Biz kasinoyu ilk açtığımızda bazı bir grup, bir Kazak bir grup gelmişti. Bunlar böyle profesyonel, kartları böyle işaretliyorlar. Vay. Görünmez bir ellerinde bir şey var. Boya gibi. Boya gibi ama sadece o bir özel bir gözlük var, onu da görüyorlar. Vay. Mesela ne yapıyorlar? Gözlüğü takmışlar. Gözlüğü takmışlar, kasinoya girmişler, asları işaretliyorlar. Şimdi adamlar asları işaretliyor, tamam mı? Gözlükle şimdi ası gördüğü zaman kağıt kesiyor ya. Hmm. Kağıdı tam asın altından kesiyor ki as onun eline gelsin. Şimdi durum bunun olunca, şimdi biz bunu tabii kameranın güvenlik sistemleri, risk birimleri, daha önceden bunlarla bahsetmiştik. Bunu yakalıyorlar. Nasıl yakalıyor ki o boyayı? Boyayı mı yakalıyor? Boyayı yakalamıyor. Oradaki şeyi, enteresan hareketleri yakalıyor. Mesela
Bir bakıyor adam sürekli kazanıyor. Ya bir aksilik var bu durumda diyor. Kazanmaması lazım. Kazanmaması lazım. Evet, çünkü bir matematiği var bu işin. Matematiğine göre belli bir oranda kasinonun paranın bir şekilde bir kısmı kasinoya geçmesi lazım. Ne kadar şanslı olursa olsun. Ama bir bakıyorlar abi sürekli adam kazanıyor. Bir aksilik var. Ve de bir bakıyorlar ki arkadaşlar bizi tokatlamaya gelmiş. Sonra 100 kata malıyorsun sonra. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ona benzer bir muhabbet oldu. Dedik ya bu adamı içeri alalım da bir dövelim muhabbeti oldu. Ama öyle bir şey. Yani gelen arkadaşlar dikkat etsin. Evet. Sadece Amerikan filmlerinde oluyor arkadaşlar. Hani öyle bir durum olamaz. Ama bu böyle bir durumda çok ciddi bir suç bu. Polis anında işe el koyabilir. Dahil oluyor. Tabii. Yani sizi sahtecilikle içeriye alabilirler. Çok ciddi bir suç bu. Biliyorsunuz Vegas'taki tırnakçı 6-7 tane Türk Vegas'taki kasinoları soydular. Bizim Türkler gene yapıyor bu işleri bari benim noktada. Türkler, Kazaklar falan. Aynen. Bizim ırk seviyor. Bir sıkıntı var arkadaşlar. Bilmiyorum niye ama tokatçılıkta sınır tanımıyoruz. Evet. Güzel. Rus bunlar galiba. Aynen. Sahili güzel yapmışlar dedik de buraları çok becerememişler sanki şuraları. Ya buralar şöyle Fatih Bey, oraları sezonda daha çok düzenliyorlar. Şimdi burada bir sezon hazırlık telaşı var. Çok kumsal gibi değil de böyle taşlık bir yer. He, yani burada telaş dedim, böyle sallanıyorlar yani. Biraz bir uyuşukluk var bunlarda. Olduğu kadar diyor yani adamlar. Acelesi yok diyor. Ha, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben bizim Akdeniz'de de mesela öyledir. Montenegro'da da öyleydi mesela. Böyle denize sahile kıyısı olan böyle yerlerde böyle bir şey oluyor. Bir rahatlık oluyor. Hani ben şey yapmıyorum, yargılamıyorum tabii. Mesela bakın burası, buranın ünlü bir gece klubu, açık hava gece klubu. Burası açılıyor sonra yazın. Evet, burası böyle güzel düzenleniyor yazın burada böyle. Kop kop yani güzel ablalar. Mesela bakın burada insanlar bilardo oynuyorlar, tenis oynuyorlar. Beleş mi bu? Bunlar bilmiyorum, beleş galiba ya. Paralıdır ya. Ne bileyim. Çok da cüzi miktarlardır herhalde tahmin ediyorum. Şey mi acaba, kaybedersen param mı gidiyor? Burası tam bir Las Vegas olduğu için her şey kumara dönüyor abi. Aa, bakayım şöyle bir. He, dayı var orada herhalde, fiş kesiyor, biletçi. Evet. Şurada bir dayı var, yanaşınca ben dayı atmaca gibi bekliyor valla. Herkes yolunda yine. Valla dayı ekmeğinde yine. Şimdi buradaki bazı... Şurada kuşlar var, gördün mü? Aynen. Şimdi onu da söyleyeceğim. Bu arada buradaki bazı heykeller direkt İtalya'dan buraya getiriliyor. O yüzden burada özellikle imza heykeller görebilirsiniz. Mesela buradaki sütunlardan, şu fiskelerden göstereyim. Şuraya geçmeden önce şuraya bir bakayım mı? Böyle adamlar büyük kafes yapmışlar ya. Buradan şöyle uzaktan mı göstereyim burayı? Adamlar bayağı bir kafes gibi yapmışlar burayı. Ve sadece o değil, buradaki çok ender görülen ördekler. Ve burada bu arkası açılan... Hangi kuş türüydü o? Tavus kuşu mu? Tavus kuşu, evet. Vay be. Bakın orada açı şu an şov yapıyor, orayı gösterelim hemen. Ya bizim Türkiye'de olsa bunları herhalde keserler. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bana çok lezzetli geliyorlar uzaktan. Uzaktan. Birisini getirmiştim misafirimi. Ben de acıktım da ondan da bana da öyle geliyor biraz. Evet. Şöyle bir piştir. Yürüyen şey böyle, tavuk döner olarak görüyorum bunları şu an. Şimdi bazı hayvan protestocuları da şey diyebilir. İşte bunların doğal habitatinden çıkartıp niye böyle yerlere kıstırıyorsunuz, insanlar aşağı olsun diye. Onlar mutlu gibi görüyor mu? Bilmiyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Baksana takılıyorlar ya kafanda. Takılıyorlar, yemek yiyorlar. Etrafta insanlar var. Kimse karışmıyor. Müdahale yok dışarıdan. Yani. Çok da küçük bir alan değil ya. Böyle kafes gibi bir şey değil ki. Evet, gayet güzel. Şu kuşun güzelliğini de hemen gösterelim. Vay be. Şov yapıyor. Parka bakın, adamlar yapmış ya. Evet. Ama şunlar çok lezzetli gözükmüyor mu Fatih Bey? Böyle butlu butlu dolaşıyorlar. Çok bayağı bir sağlam duruyor. Bunlar evet, burada enteresan bizim emekli albaylar kulübü gibi bir şey. Veterans Club diye geçiyor. Alalık. Aynen. Dayılar tavla oynuyorlar, domino oynuyorlar. Club olarak geçiyor bir de. Aynen. Veterans Club diye böyle gösterirsiniz. Vay be. Pişte oynayanlar, pişpirik oyunu. Bu, evet. Bu ne oyunu bu? Bu domino. Buraya... Dayı kızmasın. Orijin neresi bilmiyorum ama çok eski bir oyun. Burada oynanıyor. Satranç olayı da var burada. Aynen, satrançlar işte aynı o Harry Potter'daki büyük satranç şeyleri gibi ama burada öyle tabii çocuklar eğleniyorlar. Çok ciddi bir olay yok.
Böyle keyifli. Çok ticarete döndürmemişler. Güzel küçük böyle çay bahçeleri var ama hani küçük böyle şeyler, kafeler. Evet. Evet. Dümenin başına geçmişimdir. Yapıştı ama. Eyvallah. Fuat Bey'i... Çilek yiyeceğim dedim. Evet, Fuat Bey'le çilek molası verdik. Şimdi böyle sahilde şöyle göstereyim ben size. Sahilde böyle küçük yerler var. Arkada otel var. Böyle güzel bir yer burası. Merkezdeyiz şu anda. İlerliyoruz minik minik. Birazcık acıktık. Bir restorana gideceğiz. Size otantik yemeklerden göstereceğiz. İştahımızı tabii bu çileklerle kırmazsak daha da çok şey göstereceğiz. Ben daha kahvaltı bile yapmadım, kırmam yani. Evet, ilerliyoruz. Çilek de çok iyiymiş ha. Çilek, evet. Teyzeler çileği bize pazarladılar. Fahiş bir fiyat verdik ama sıkıntı yok. Sonuç olarak verdiğimiz paraya değdi. Ne kadar verdik? 20 mi? 20 lari verdik. Kaç para yapıyor? Kaç para yapıyor ya? Lirasıyla yiyorsun. Kaç para yapıyor Türk lirasıyla? 240 lira mı oluyor? Evet arkadaşlar, dolandırıldık. Bunun tanesi 110 liraya geldi. O kadar da ucuz diyorduk buralar ama. Yani dolandırıldık. Teyzelere kıyamadım ben. Ama tokatlandık. 20 lira tokatlandık şu an. Neyse, sorun yok. Teyzeler sonuç olarak orada, onlar da ekmek peşindeler. O yüzden birazcık da böyle... Burada 5 lariye Türk restoranında çorba içiyorsun. 5-6 lariye. Evet. Türkiye'de 5 lariye restoran kapısından içeri sokmuyorlar galiba. Yok, yine girebiliyorsun. Girebiliyor musun? Girebiliyorsun. Evet, bir çorba içebiliyorsun. Öyle mi? Var var, o imkanları yok. Yok, ben uzun zaman olduğu için... O kadar şey yapmıyorlar yani. Çorba içebiliyorsun 5 lariye. Yerine göre tabii. Daha üst segmentte yere gidersen 20 larin gider. Hadi ya. Bir kelle paça falan bir şey içeyim dersen 400-500 lira. Geçmiş olsun. Evet, ekonomik şartlar da bu videonun konusuna devam ediyor arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Aynen. Hiç lazım. Aynen, moral bozmaya gerek yok. Çalışmaya, para kazanmaya devam. Sevgiler. Çilekten evet, sonra. Çilekten sonra evet. Çileği yedik. Ellerimizle bulaştı. Bu nedir abi, bu şeyler yapmışlar. Eyfel Kulesi desem değil. Demirden bir şey yapmışlar, anlamaya çalıştım ben. Yani şimdi şöyle, bu alfabe tower olarak geçiyor. Alfabe Kulesi. Gürcistan'ın 33 alfabesini, resmi alfabesini temsil ediyor. Bunun tepesinde de sanıyorum bir belli bir ücret tabiinde asansöre para veriyorsunuz. Allah Allah. Evet, yukarıda da bir restoran var. Restorandan böyle panoramik bir şekilde Gürcistan'ı görebiliyorsunuz. Şimdi oraya gitmeyi deneyeceğiz. Eğer açıksa bir yukarı çıkıp sizlere oradan bir görüntü sağlayacağız. İlginç. Dönme dolap da var burada. Vallahi burada hep dönme dolaplar çok var. Çok var. Dönme dolabın kendisi de var. Dönme dolabı yapan insanlar da var. O yüzden burası enteresan bir bölge. Bir de o kulüplerdeki olayı bir anlatır mısın? O buradaki tırnakçılık olayı, bir şeyler kulüpte. Ona bir ufak bir şey anlatalım da insanlar bilsin geldiklerinde. Yani şimdi... Anlatmasak mı diyorsun? Başımız ağrımasın vallahi mı? Vallahi şimdi evet, beni bulabilirler. Söylesin de, söylesen yani. Ufaktan bir şey verelim evet, insanlara. Evet arkadaşlar, dikkatli olun. Benim videolarda şimdi videonun yorumlarını da gördüm ben. Orada arkadaşlar uyarmışlar. Teşekkürler, sağ olsunlar. İncelik yapmışlar. Buradaki bazı arkadaşlar kulüp dedikleri, böyle sizi hadi şuraya getirelim, buraya getirelim diyen taksicilere özellikle. Yani eğlence hesabı. Eğlence hesabı. Hı. Sizi orada tabiri caizse yolmaya çalışıyorlar. Sadece taksiciler mi? Sadece taksiciler değil tabii. Bunun içerisinde birçok turizm işinin içerisinde olan insanlar da var. Türk bunlar. Bunlar Türk, geneli Türk. Zaten bizim olayımız biraz burada çirkinleşiyor. Size işte hadi gidelim şu mekana gidelim diyorlar. İşte 4 tane bire söylüyorsunuz. İşte 1000 lari size hesap çıkıyor. Tavsiye etmiyoruz. Tavsiye asla etmiyorum. Eğer çok paranız varsa tamam, sorun yok ama. Onlar orada komisyonlarını alıyorlar. Evet, aradaki sizi aracı olan arkadaşlar, sizi oraya getiren arkadaşlar da ciddi yüklü meblağlarda komisyon alıyorlar. Yani o yüzden buraya gelirseniz çok güvendiğiniz, sizi çok iyi tanıyan, sizin çok iyi tanıdığınız bir arkadaşınızla buraya gelin. Yani ben mesela, Fuat Bey beni tanıyor, ben Fuat Bey'i tanıyorum. Ben buraya onu tekrardan davet ettim. Hani bir tekrardan bir üzerinden geçmek için bu konuların aslında, bir de bunun üzerine geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla kişi Gürcistan'a geliyor. Özellikle bayram seyranlarda çok gelenler oluyor. Evet. Herkese uyarıyorum arkadaşlar. Temkinli olun. Eğer bir sıkıntınız, bir şeyiniz olursa ben yine yorumlarda veyahut da ben direkt telefon numaramı dahi sizinle paylaşabilirim. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Her zaman size telefonum açık.
Lütfen kendinize çok iyi bakın. Bir de dışarıdan değil de tehlike bizim yine kendi insanımızdan tehlike, yani sıkıntı orada. Ne yazık ki. Yani şöyle söyleyeyim, bizim insanımız bu tuzakları kuruyor. Yani burada sizin aslında uzak durmanız gereken kişiler Türkler. Arkadaşlar Türklere... Yerleşik Türkler. Yerleşik Türkler. Buraya yerleşik Türklere çok fazla yanaşmıyor. Esnaftan bahsetmiyoruz. Hayır. Esnaflar ayrı. Hayır. Esnaflar bizim canımız ciğerimiz. Esnafın yeri belli, şeyi belli. Esnaf size bir yanlış yapmaz. Mesela Yunus Berber karşısındaki restorancı... Çok abimiz, güzel insanlar çok var. Çok güzel insanlar var. Bu insanları kesinlikle ben o insanları kötülemiyorum. Dediğim gibi burada herkese lütfen güvenmeyin. Bakın turlar geliyor mesela burada. Enteresan, bunu gösterebilirsiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Tur gezisi galiba. Aynen. Çıktık geziyoruz. Vallahi. Böyle turlarla gezenler de var aynen. Burada. Turlar genelde böyle çok şey lokasyonlara götürür böyle. Nokta lokasyonlara götürür. Burası nokta lokasyonlara bir evet. Tanesi. Türk sokağına getirirler. İşte bu piyaza meydanı var, oraya getirirler. Evet. Alinlere getirirler. Genelde bu turlar Karadeniz'den kalkar. Bizim de çok karşılaştığımız misafir tipleri. Ama ne yazık ki kasino için pek de iyi olmayan misafir tipleri. Bir gün onunla ilgili bir anım var. Bir gün bir tur lideri arkadaşımız da sevdiğim kasino bir tane. Kasino da neye gelsin ki bu insanlar? Evet ya, sevdiğim bir arkadaşım. Şimdi onu da şey yapmak istemiyorum ama. İçeriye bir gün içeri girdiler. Ya şimdi bizim Malezyalı CEO, şimdi biliyor, onların da Malezya kültüründen biliyorsunuz, Müslümanlık var orada. Ya diyor, başı kapalı kadınlar diyor, normalde diyor kumar oynamaz diyor. Ya biz de diyor, niye bu gruplar içeriye giriyor? Tavsiye etmiyoruz. Tavsiye etmiyoruz aynı şey. Ya meğer tur başındaki adam demiş ki, bakın demiş, bize demiş yakında bir kasino var. Orada yeme içme bedava. Gidip abi orada canım. Yiyip içebilirsiniz. Biz bunları bir gördük. Ben dedim ki, siz oyun oynamayanları içeriye almıyoruz dedim açık büfenin önünde. Evet. Kibar bir şekilde. Ya öyle şey mi olur falan filan. Ertesi gün tur rehberi geldi böyle küplere binmiş. Ya işte ben buraya herkese öneriyorum da siz de olay çıktı da bilmem ne de. Beyefendi dedim, evet. Siz dedim bedava dedim, hiç dedim turunuza dedim birisini dahil ediyor musunuz? Böyle bir etmiyorum dedi. Biz de dedim bedava kimseye yemek vermiyoruz dedim yani. Burası aşevi değil dedim beyefendi. Hani tamam anlıyorum biz yani oyun oynayan insanlara ücretsiz hani. Onu çok duydum ya. Hani yani ki, tur rehberinde bir de gidiyor. Tur rehberi bu bilgiyi veriyor. Hani o bizim gidin yemek yiyin. Gidin yemek yiyin diyor. Bir geliyorlar kafile. Allah. Abi de yemek yiyorlar. Böyle dolduruyorlar tabakları. Biz de diyoruz ki ya bedava. Bedava şimdiden. Bedava ama her şeyin bir usulü var yani. Şimdi tamam makine oynuyorlar. Yiyor içip gidiyor yani adam. Yiyor içiyor gidiyor. Bazısı hiç oynamıyor. Bazısı oynuyor. Tamam oynayanı da geçtim. Onları atıyor içine. Of gelsin şeyler, alkoller gitsin içecekler. Bir de şikayet ediyor. O hizmet. Aynen. Ya nasıl hizmet kardeşim burası? Bir şey istedim gelmedi. Bir şey istedim gelmedi falan, şikayetler. Hani geç 11'de söylediğim gibi ondalarla oynuyorsun muhabbeti. Gene oraya denk geldik. Arkadaşlar turları rica ediyorum. Buradan tur rehberi arkadaşlarıma sesleniyorum. Kasino içerisinde, kasino hizmetinde olan birisi olarak söylüyorum. Lütfen turları kasinolara yönlendirmeyin. Lütfen. Sevgiler. O zaman şöyle yaparsınız. Tur rehberlerini üst odaya alırsınız. Öyle olduğu zaman. Aynen öyle. Ya rica ediyorum arkadaşlar lütfen. Yapacaksanız da usturuplu yapın. Yani grup grup göndermeyin. Grup da gönderiyor. 30 kişi birden gönderiyor. 30 kişi birden gönderiyor. Göze batıyor. Ya madem yedireceksin deyin ki ya çok göze batmadan 2 kişi 3 kişi girin. He, şimdi, ara girin. Şimdi bak o işin taktikleri vardır. Nedir? Hafta sonu kalabalıktır. Bakın taktikleri söylüyorum. Bunları kullanabilirsiniz. Bir abiniz bir kardeşiniz olarak. Bakın kalabalık zamanlarda kasinolar bunu çok fazla takip edemezler. Çok kalabalık girmeyeceksiniz. 2 kişi, 1 kişi, 2 kişi. İçeride de gruplaşın. Aynen. İçeride sonra gruplaşırsın. İçeride de gruplaşmayın. He. O da göze batar. İçeride yemeğinizi yiyin. Birbirinizi tanımayın. Ha, birbirinizi tanımıyorsunuz. İçeride yemeğinizi yiyin böyle çıt çıt. Atıyorum oynayacaksanız bir şey yapıyormuş gibi yapmayın. Ha, bir şeye böyle bir ilgileniyormuş gibi makinelere bakabilirsiniz. Aa, ne güzel makine falan. Aynen. Abi, oyunlar ne falan filan. Ondan sonra inceden böyle sıvışabilirsiniz. Yan yan. Ama bunu her zaman önermiyorum tabii. Bunu eğlence amaçlı yapabilirsiniz. İşin şakası. Hadi gidelim abi. Aynen gidelim abi. Bu muhabbet uzadı çünkü. Arkadaşlar bu biraz dini espri gibi olacak. Yok yok. Batum'a gelmenin 5 şartı. Bu 5 şartın bir tanesi. İlk şartı, ilk olayı kasinolara girmek. Yani bu kumar oynamak değil, tamam mı? 2 gireceksin, yiyeceksin, içeceksin bir şekilde. Yiyeceksin, içeceksin bir şekilde takılacaksın. 2 Bu gördüğünüz bu alfabe kulesine gidip şu asansöre çıkıp burada böyle bir panoramik fotoğraf çekileceksin. 3
Olmazsa olmaz. Ali Nino. Birazdan oraya gidiyoruz. Bu tarafta değil mi o da? Evet. Ali Nino. Kamera sende. Aynen. Kamerayı ben alıyorum. Yani ben biraz takım elim yoruldu ya. Evet. Fuat Bey sizi çekeyim ben. Aynen bu şekilde ilerliyoruz. Ali Nino 3 demiştik. 4'e ne koyabiliriz? Tabi 4'te de bu içi... Türk Sokağı mı diye. Türk Sokağı evet Türk Sokağı. Kesinlikle Türk Sokağı'na olmazsa olmaz buraya geldiğinizde. Ne diyorlar? Tokatçıların... Tokatçıların... İnsanlar da var ama aynen Tokatçıların merkezi. Tokatçıların aynen. Olarak yaşadığı yerler. Oraya gidebilirsiniz. Kaçıp yerleşen evet. Arkadaşlar. Evet. Bir hayat sürdürmeye çalışıyorlar. Tabii kimseyi kınamıyoruz. Aynen. Herkesin bir şeyi var. Olmuştur, geçmiştir yani. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Beşinci şartta nedir? Şöyle yapalım mı abi şöyle bir yukarıya? Şöyle bir göstereyim size. Burası böyle bir yer. Ben biraz yükseklik korkum var ama sizin için arkadaşlar kendimi feda ediyorum. Şöyle bir cash office var burada, bir cash desk. Evet. Bizim bildiğiniz döviz bürosu yani. Hayır hayır, döviz bürosu değil Fuat Bey. Burada para verip yukarı çıkıyoruz. Her şey para işliyor. Evet. Burada teyzeler sıraya girmişler. Sıra gelir mi? Sıra inşallah bize gelecek. Merhaba. Şimdi burada cash office'te burada para verip asansöre çıkmak. Asansöre binmek için para veriyoruz. Hadi bakalım. 20 lira. Tek kişi için 20 lira. Tek kişi için 20 lira. Çilekten sonra ikinci bir bakalım. İkinci dokatlama olayını yaşıyoruz arkadaşlar. Çilekten sonra. İki. Evet. Osman Bey kumarda kazandı. Evet. Burada parçalanıyor. Paralar burada eziyoruz. Yani bir yerde kazanıyorsun bir yerden böyle evet. Geri alıyorlar. Aynen öyle. Sizin gibi değerli dostlarımız için asla. Teşekkürler. Teşekkürler. Espriydi bu arada. Aynen. Böyle iki tane ticket veriyorlar size. Bir de fatura veriyorlar. Devlete vergimizi de verdik. He. Aynen. İyi o zaman. 118. Ben onu taksi free olarak geri alabilir miyim? Kapıda bozdurun Fatih Bey iyi para yani. Taksi. Sıraya mı girdik şimdi? Aynen. Hadi bak, bakalım. Bunu da gösterebiliriz. Mesela bu çok güzel bir tasarım olmuş. Burada Batum'un ikonik sembollerini gösteriyor. İşte kilise. O 5 şartı. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Arada Türk Sokağı var galiba. Aynen. Bu da böyle enteresan bir bilgi. Abi böyle bir asansör seni bekleyince insan diyor ki bir şeyler başarmışım. 20 liradan sonraki. Aynen. O bizim içeri giriş şeklimiz. Baba sal bizi ya. Aynen ya. Dayı. Hadi yukarı çıkıyoruz. Evet, tasarruf olsun dedi. Fazla yakmasın diye. Aynen. Abi nereye çıktı böyle? Az önce tam kaydı açacaktım. Kameranın pili bitti. Kameranın pili değiştirdi. Osman Bey. Şık gitmiyor. Aa ne güzel, ne keyifli ha. Şuraya bak, şuraya. Aa doğa gidiyor. Manzara çok güzel. Vallahi 10 numara. Allah'a şükür. Al kapandık. Güzelmiş ha. Sevdim ben bunu. Geçelim lan aşağı inince. Vallahi güzel. Osman Bey bu nedir böyle? Valla bilmiyorum. Başım döndü ha. Batum'a gelmenin 5 yaşından şu an gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. 360 panoramik şeklinde böyle. Osman Bey'in başım dönüyor yani. Fazla kenara yaklaşmayalım. Yok yok çok yaklaşmıyoruz. Bir de üstü mü var bunun? Bir dakika buranın bir de üstü mü var? He panorama diyor bak. Asıl mesele burada başlıyor abi. Niye Türkçe bilmiyor bunlar ya? Burası? Abi burası Gürcistan. Abi var ya. Yine bak, niye Türkçe bilmiyor? Niye abi? Niye bilmiyorlar abi? Biz Türk'üz abi, bilmeleri lazım. Abi hayır ya, bilmek zorunda değiller. Çok basit bir olay. Biraz öğrenin ya. Buyurun. Hadi gidelim. Pardon, pardon. Aa. Ne abi o? Söylüyor. Bir şapka. Bir de üstlük. Yapalım mı? At diyor beşgeli. Hadi beşleri. Beşleri. Bunu kim bakıyor? Abi ben çekmem böyle şeyleri ya. Ben çok tarzım değil onu. Sen çek istiyorsun. Vallahi bilmiyorum ben de. Şuraya bakayım mı? Aa. Evet. Mevzuya bak. Buradan çok yüksek görünmüyor ya. Yani şöyle etrafı kapalı olduğu için. Bu da bir restoran aslında burası. He. Böyle enteresan. Bakın Batum'un bütün siması burada ayaklar izin altında. Evet. Yalandan yiyormuş gibi yaparız. Evet, aynen. Şu kocaman kocaman otellerin şeyi oldu öyle. Evet, bakın burası gelişen Batum'un sembolü. Yani o yüksek katlı binaların aslında Batum'un çehresini nasıl değiştirdiğini görüyoruz. Bunlar 10 sene önce bu binaların %80'i bu Batum'da değildiler. Burada değildiler. Evet.
Şöyle bir geçelim bakalım ne var ne yok. Evet, şöyle bir akını alalım, paranı çıkartalım abi. Aynen. 20'şer lariden ne yaptı abi 40 lirayı? 40 lirayı çok para yaptı abi. 500 lira para mı? 500 lira paraya buraya çıkıyorsunuz abi. Evet, 500 TL'ye Türkiye'de neler yaparsınız? 2 koli yumurta alırsınız abi. Aynen. Böyle bir bar var. Böyle küçük kekler var. Buranın bu arada buraya... kekleri çok güzel. Vay be. Keklerini tadabilirsiniz. Batum'da Yani fiyatlar da uygunmuş ha. 12 lira litre mi sürüyor? Tabii İlginç. 20 lira yaşata verince burası uygunmuş ya. Burası uygun geliyor. Gelirseniz gelin abi buraya. Yeme içme şey gibi olsun. Bir ne derler ona? Kılavuz gibi olsun. Kılavuz gibi olsun. 28 lira salatalar falan, makarnalar. Makarnalar. İyi. Pasta with cream. Bu arada biz burada yemek yemedik. Tavsiye babında bir şey söylemiyoruz. Tabii tavsiye değil o. Tavsiye değil bu. Paranız varsa gelin abi. Aynen. Paralarından bahsediyorum. Mesela burada tiramisu 12 lira. Adam şeydir, geldiniz buraya kodamansınız abi. Kocanız zengin. Ya ne bileyim, eşiniz zengin. Evet. Dediniz ki ya hadi bir günde bir Gürcistan yapalım. Hadi atın gidelim de bir kore çıkalım bir de. Görsel yapalım. Manitayı akşam, aldın geldin. Aynen öyle. Akşam geldiniz böyle Batum ayağınızın altında. Şekilli ışıklar, bir ortam. Şehir ışıkları tabii, şekilli ortam falan. Burası sizin için ideal bir yer. Kız daha evlenmek gibi istiyorsun. Kız naz yapıyor. Ve gel burada abi, evet, ikna et. Tam bir şey gibi oldu. Kız arkadaşınız size naz mı yapıyor? Buyurun. Kırklarıya çözersiniz bu olayı. Batum alfabe tabire hoş geldiniz. Sadece 40 lira. Evet, buraya giriş sadece 40 lira. İleride Kolezyon diye bir otel var. Evet. Böyle şeydir. İtalya'ya vizeniz mi çıkmadı? Hiç merak etmeyin. İşte Batum'daki bu Kolezyon otel binası sizin için buradayız. Allah Allah. Yani bu kadar herhalde burası. Bir de şey var, şuradan bir daha çıkıyorsun. Bir daha çıkıyorsun da daha nereye çıkacağız? Kaçıkar nereye? Bakalım sonuna görelim abi. Parayı verdik abi. Aynen öyle. Bakın. Para verdik. Bakalım neymiş. Buraya da asansör olsa neymiş? Yani enteresan. Sonuçta para verdik. Bir de şey, merdiven yüklüyorlar bize. Bir tane daha gizli şey mi var? Bir daha mı çıkılıyor? Abi sanırım dengeleyici. Bunlarla ilgili bir mühendislik olayı var. Sanırım rüzgarla alakalı bir durum bu. Bu sallanma mallama olduğunda evet, burayı dengeliyor. Bir test edelim mi ya? O sallandı. Ama kırılacak. Ama bence şey ya, diş kaplaması olmasaymış daha iyiymiş. Çünkü çok güzel bir manzarayı çok basitlaştırmış yani. Kaplama aslında biraz herhalde güneşin önünü kesmek ya da ne bileyim cam filmi gibi bir şey var böyle üstte. Evet de yani. Sıcaktan korumak için belki. Bir de yani anlamadığım bir şekilde burası böyle. Yani tabi ben önermiyorum abi. 20 lirimi ben geri istiyorum. İnce aşağıda 20 lirimizi geri kavga isteyelim. Kavga edeceğiz, çingenlik yapacağız. Valla çingenlik yapıp 20 lirimi geri isteyeceğim. Şimdi bu olay çok iyi. Evet. Osman Bey siz şimdi kopya çektiyseniz. Biraz kopya çektim. Biraz genel kültür. Genel kültür kasıyoruz arkadaşlar. Ali ve Nino biliyorsunuz çok ünlü bir hikaye. Bu manitacılık olayı değil mi biraz? Bu biraz manitacılık olayı evet. Aslında Nino bir bunlar Levante ailenin soylarından gelen yani gayet zengin iki aile. Biri, vay. Tabii biri Ali Bey kendisi Bakülü, Azerbaycanlı. Bakülü müydü ya? Bakülü mü? Azeri bir genç. Bakülü demiyorum da hani öyle duydum ben. Azeri bir genç diye biliyorum. Evet, Azeri bir genç ama bunlar zengin. İki soylu aile. Vay. Bunlar zamanında işte babaları parayı bulmuş. Bulmuş. Neyse artık. Birbirlerine aşık olmuşlar. Fakat şöyle bir sıkıntı var. İkisi birisi Ortodoks Hristiyan, birisi Müslüman. Para her şeyi çözmüyor o zaman. Para her şeyi çözmüyor. Sonuç olarak bir şekilde bunlar şöyle yaklaşalım biraz. Kavuşma hikayesi enteresan bir hale bürünüyor. Mevzu burada mı yaşanıyor peki, Batum'da mı? Mevzu Batum'da yaşanmıyor aslında. Mevzu aslında Tiflis arasında geçiyor diye biliyorum. Ali zamanında ülkenin Azerbaycan'ın o ara tabii bağımsızlık dönemine denk geliyor. Bir de ortada bir Bolşevik isyanı patlıyor. Hmm. Tabii bütün bunların hepsi Ali'nin ne yazık ki gitgelleri ve bunların bir belli bir zaman sonra köyde buluşmasına gidiyor. Ali tutarsız davranıyor o zaman. Birazcık evet, Ali'nin bir şeyi var ortada. Ama güven vermiyor. Güven vermiyor ama şöyle bir durum var. Kızın babası da aynen, anlıyor mevzuyu. Kız da tabii çok seviyor. Çok da artık oluyor. Bunları bir köye kaçıyorlar, bunları bir köye kaçırıyorlar. Filmi izleyenler bilirler Ali'nin filmini.
Bu da çok retorik, çok enteresan bir olay. Burada aslında sanatçının bize aktarmaya çalıştığı şey, bu iki kişi sürekli bir ayrılıp bir buluşuyorlar. Aslında gerçek hikayede de bunlar hem ayrılıp hem buluşuyorlar. Sürekli bir ayrılıp bir buluşma var. Tabii... Sanatçı kim biliyor musunuz? Sanatçının ismini unuttum ya. Komet. Bir dakika, bir kopya çekebilir miyim? Yapmışlar adamlar ya. Ali Nino. Şimdi bunun hangisi Ali, hangisi Nino? İkisi aynı gibi bunların. Değil. Nasıl? Bir tanesini şimdi açık söylemek istemiyorum ama bir tanesini gösterin galiba ön planda. Yok mu abi? Öyle değil mi ya? İkisi aynı gibi bunların ama. Ve Ali şey diyor, ülkesinde kalmayı tercih ediyor çünkü ülkesinin Ali'ye ihtiyacı var. Ali ülkesinde savaşıyor ve aslında hayalleri olan şeye gitmeyi, Paris'e gitmeyi Nino yapıyor. Nino Paris'e gidiyor. Kızın ve babası Ali, da şey yapmıyor pek. Ama Ali mert bir adam çıkıyor. Ali ülkesinin için duruyor, evet, ve savaşıyor. Gerçek bir Türk genci, yürekli yiğit bir adam ülkesini tercih ediyor. Ne anlar abi bunlar? Bunu anlamamışlar adamın şeyini. Anlamazlar tabii. Kadın kısmı çok o işleri anlamaz abi. Ama savaşı mavaşı nereden bilsin? Savaş tabii, erkeklerin işi. Gelsin diyor. Parayı getirsin, düğünümüzü nikahımızı kıyalım diyor. Bir tatile balayına gideriz. Adam ülkeyi kurtarmaya çalışıyor. Adam orada şehit olmuş, şeyde kendi ülkesi için savaşmış. Nino Hanım tabii balezi toplamış Paris'e. Ha, gidelim dönme dolaba binelim burada. He tabii, orada şunu yapalım. Adam Paris'e. Herkes de var, bizde yok. Herkes de var, bizde yok. Bizim niye dönme dolabımız yok? Biz de binelim. Evet, erken Nino Hanım gitmiş ve bu da böyle bir Kafkas Romeo Juliet'i olarak karşımıza çıkıyor. Bunun ufaktan yanaşıyorlar ha. Evet, yanaşıyorlar değil mi? Sürekli kavuşup birleşiyorlar. Bak göğüslerden. Neyse. Çok söylemek istemiyorum ama. Sen yap. Bir sen bir ben yapalım. Öyle. Şimdi dayıları mı var yoksa? Dayıları bulmuyoruz abi şu an. Şimdi hedefler verilecek bize. Hangisini seçelim? Kahvesiz söyleyin. Hangisi? Bu mu? Evet. Evet, tamam. Bununla oynuyorlar mı? Var mı böyle bir dümen dalga dubara? Dümen yok. Dalga var mı? Olduğunu söylüyorlar. Burada film fırıldak var diyorlar. Vardır. Bence var abi. Onları da olsa. Batum. Batum'un dönme dolapları. Olmaz olmazı. Olmaz olmaz. Bir dönme dolap da burada dönüyor. Bir atıyor musun 5 metre sağlık kayıyormuş. Yani arkadaş şöyle gider mi yani? Şimdi göreceksiniz olayı. Yani ama çok, yakın mesafe çok sapmayabilir. Askerliğimi yapmadım. Çok iyi bir atışçı değilim ama. Niye o kadar yakın mesafe yapmıştır ki? Ne yapıyoruz şimdi, orayı mı vuruyoruz? Balonları vur istiyorsun. Doya. Ne? Ayakta mı? Ayakta yapacaksın diyor. Oo, dayı, bak sen askerlik yapmadın değil mi? Ben askerlik yapmadım abi. Ama biliyorsun sen olayı. Karadenizli değil mi sen? Karadenizliyim. Aha vurdum bir taneyi. Aman yarabbim. Yani. Lütfen. Bu akşam buradan parayı oyuncağı almadan gitme. Sen at abi, ben atamam sonra rezil olurum. Atıyorum. Dur dayı vurma diyor. Ne seyfti? Vay nasıl çekindi abi. Tamam. Zaten onu yapıyoruz, ne yapıyoruz abi? Anlamadım ki. Dayı dümene de başladı. Vurmaya başlayınca. O da sametler ki uzaklık etkili de aparat. Bir şekilde tutuyorsun ha. Evet, oldu şimdi abi. Yapıştır. Vurdun mu abi? Aman ya. Bir şey veriyorlar mı? Valla şey verecekler. Ne derler? Ayı mı? Hayır. Şöyle güzel bir, aslında sahil içerisinde güzel bir ortam. Kaş göz. Kaş göz Alpacık. Kaçırdım ya. Fuat Firar da atışını yapıyor. Nereye gitti abi? Abi daha taşa attın ya. Ben düşmanı korkutamadım abi. Abi dur. Abi şimdi adam normaldir. Karadenizli. Benim askerli arkadaşlarım da vardı. Değil mi? Biz Acemi Birliği'nin atışa gidiyoruz. Biz 25 metreden vurmaya çalışırken Karadenizli geliyor abi 100 metre atacağım diyor. Hadi ya. Vallahi. Bizde de böyle işte mangal yüreklilik. Vallahi. Açam vurdum hani ta. Aa vuruyorum onu. Vurayım. Al işte nazara geldi. Ben de öyle geleyim mi? Fat Bey. Öyle güldün ki. Devam et. Bunu sadece bir eğlence amaçlı tavsiye etmiyoruz bu olayı biz. Hırs yapmıyoruz. Hırs yapmıyoruz. Abi kesinlikle hırs yapmıyoruz. Bütün paranızı burada bırakmayın. Onları yerdik.
Ben yakın mesafeden vuramıyorum abi. Uzak olacak bana. Değil mi? Tabii. Kaç tane vurdum ya? Vallahi havaya vurdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane vurdum. Biz ayıyı hak etmedik mi? Ayıyı hak ettim mi ben? Kaç tane vurmam gerekiyordu benim? Bana bir ayı yok mu? Bu adama bir ayı verir mi? 2, 3, 4, 5, 6. Merhaba. Hadi bir şey, küçük bir şey ver bana. Minik, minik. Bir balon ver sevinsin. Bir şey hediye et adama ya. Ben o kadar vuruş yaptım ya, ellerim kollarım ağrıdı. O kadar operasyon açtık. Ne o? Çay mı veriyor? Kargat. Bir şey vermedi mi? Hiçbir şey vermediler ya. Ayıp, o kadar mesai yaptık ya. Hayır, son 3 taneyi de 2 taneyi de şey yaptık. Böyle aceleye getirdik. Normalde nişan alınca iyi atıyorum. Burada şimdi dikkatimi çekti. Bu sahil böyle işte aksiyonlarla dolu. Atraksiyon diyelim. Evet. Eğlenceler, tekneler falan da var burada değil mi? Tekneye binebiliyorsun. Şöyle arabalar var. Mesela o arabalar hem böyle jet ski gibi hem de böyle araba kullanıyormuş hissi veriyor size. Böyle hareket falan. Onlar Dubai'den geldi. Dubai'de popüler oldu bir ara. Sonra buraya artık bir girişimci arkadaşımız nasıl yaptıysa getirmiş. Şimdi aklımda deli sorular. Ben onu aldım. Buradan ufaktan çıktım kenardan. Kıyı Türkiye'ye doğru gidiyorum. Heh, geçmiş olsun. Gidebiliyor muyum? Sahil güvenlik sonra sizin kafanıza çökecek. Var mı öyle bir ihtimal? Yani ben haberim yokmuş gibi kenardan gidiyorum böyle yan yan. Öyle bir ihtimal yok. Önermiyoruz da arkadaşlar sakın. Sakın böyle şeyleri. Niye öyle şeyler aklıma geldi? Ne yapmayın? Yani onu soran oldu, deniz yoluyla ben Türkiye'den kaçak gelebilir miyim diye. Yani, ben dedim, sen dedim iyi misin dedim. Yani denizden olunca denizin içine mi gireceksin dedim yani. Evet arkadaşlar, memleket hasreti gidermek isteyenler. Evet. İzmir Kulesi ayağınıza geldi. Vay. Buyurun. İzmir ne Saat alaka? Kulesi. Ne alaka? Burası ne alaka şimdi? Niye böyle? Bilmiyorum yani. Aa. Çok amaçsız bir kule olmuş bu. Bunu da ama İzmir'den esinlenmişler diye hatırlıyorum ben. Orayla alakalı bir şey var, hikayesi var bunun. Muhakkak bir kopya vardır. Çekmek lazım. Muhakkak vardır. Hem Avrupa hem Türk böyle. Arada hem İzmir. Kafkas kültürü hem İzmir falan. Bir araya geçmiş çok güzel, çok harmanlanmış, çok güzel bir yer. Ya güzel yapmışlar yani, turizme yönelik bir şehir oluşturmuşlar. Evet. Bir nevi Antalya gibi yani, öyle bir durum olmuş herhalde. Evet. Ama yani, denizi çok iyi değil. Plajları aynen. İyi değil yani. Yani burada şimdi şöyle, buranın ki aslında Kobuleti bölgesi, Çakvi bölgesinde daha güzel yerler var. Daha denizi, daha böyle volkanik kum olan işte daha temiz yerler var. Bir de Sarp'a yakın olan bölgeler, bizim tarafa olan yakın bölgelerin denizi daha güzel. Ben en azından ben öyle düşünüyorum. Şurada bir şey soracağım çok kısa. Buyurun. İki tane bayrak var, farklı renkler. Niye? Şimdi onu açıklıyorum. Özellikle Acara özerk bölgesi diye hani üzerine basa basa söylediğimiz Gürcistan bayrağı, bu sağdaki bayrak da Acara özerk, Acara Cumhuriyeti'nin bayrağı. Vay vay vay. Evet. Acara bayrağı. Evet. Buraya özel Acara özerk Cumhuriyeti'nin Acaralar bayrağı. Acaralar bildiğim kadarıyla, yani yanlış hatırlamıyorsam eski Türkler, Acara Türkleri diyorlar galiba onlara. Acara Türkleri diye geçiyor. Var, evet. Tabii ki var. Zamanında burası bölündükten sonra mesela çok enteresan, burada Türk, Müslüman isimleri eskiden çok popülermiş. Aynı döneminin şey gibi, işte İngiltere'si gibi düşünün. Burası da şeymiş, dönemin Osmanlı'nın etkisiyle insanlar çocuklarına Müslüman isimleri veriyorlarmış. Hmm. Aslında Hristiyan olsa bile. Olsa bile. Evet. Yani çok popüler enteresan. Oluyor. Popüler. Ahmet Mehmet hesabı. Aynen, bizdeki şey gibi. Ayşe, Mehmet. Yani Can falan filan böyle enteresan isimler oluyor ya. Hani Berkcan. Berkcan falan. Starbucks'ı Berkcan'la. İsim neydi? İsmi Berkcan. Berkcan. 5 saniye bakınca Berkcan köy... düşünsene. Yaşlanınca dede oluyor. Berkcan dede. Berkcan dede. Şey ama küpeli böyle. Kadıköy. Olmaz olmaz. Kadıköy şey. Molada takılıyor. Aynen, molada takılan. Berkcan dede. Berkcan abi. Eski şey yaşlı. Herkes anılarını dinlemeye gidiyor yani. Tabii. O hızlı zamanlarındaki anılarını anlatıyor sürekli gençlere. Bu arada bakın, biz biniyoruz ki arabalar duracak. Ya durmasa? Duracak, durmak zorundalar. Ya kızlar çok güvenmedi, onlar sonra geçti. Çünkü niye bilmiyorlar, geri bilmiyorlar. Gelmişler. He, onlar Türk galiba onlar. Türk, görüşte anlıyorsun zaten. Her yer Türk diyor ya Cem Yılmaz. Evet, yani geldik ama. Her yer Türk. Her yer Türk. Batıma gelirsin. Sanki gidiyor kendisi başka bir ırk diyor. Her yer Türk, inanın. Batıma geldik ama her yer Türk. Böyle. Böyle her yer Türk.
İşte burada çok dikkatimi çekti. Türk sokağında var sadece. Taylandlı masa salonları var. Yani Taylandlıların çalıştığı. Arkadaşlar bu konuya girmek istemiyorum. Bana da lütfen özelden bu konuyu sormayın. Bak bunu net konuşuyorum. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Ama şimdi organizasyon lütfen, içinde bu da olmalı. Lütfen bana bu soruları özelden sormayın. Birinci soru, masa salonlarına gidebiliyor muyuz? Kesinlikle alakalı soru. Abi niye sadece Türk mahallesinde bu Taylandlı masa salonları abi, var? Bildiğin Tayland olmuş yani burası. Yani, Bangkok, Pattaya gibi olmuş burası. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bazı salonlarına gidiyorum. Şimdi onlar benim Çince konuştuğumu bilmiyorlar. He. Ben bir tanesine girdim mesela böyle arkadaşımı göstermek amaçlı arkadaşlar. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Girdim. Kadınlar aralarında Çince bir şeyler konuşmaya başladılar. Ben anladım muhabbeti. Aralarında fiyat tartışıyorlar ne kadar söyleyelim falan diye. Ben de Çince karşılık verince kadınlar böyle bir şoka uğradılar. Ne oluyor falan diye. Meğer Taylandlıyız diye şeyleri, Çinliler burada gelmiş. Taylandçılık oynuyorlar. Sakallı berber orada mı? Selamun aleyküm. Günaydın. Hoş geldiniz. Ne haber? Ne yapıyor? Bekliyoruz abi. Siz ne yapıyorsunuz? İyi. Bize dolanıyoruz biraz. Civciv'le ne be? Civciv'le ne? Bahçede. Anmaktan sonra. Merhaba. Bizde bende sevgiler Şükrü Bey. Merhaba. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Abi ne haber? İyidir kardeşim. Hoş geldin. Biz Osman Bey'le geziyorduk. Evet. Yunus Bey. Kim var? Bak kim var? İsmimiz neydi? Merhaba ya. Alexey. Yunus Bey'in çocuğu. Yunus Bey, burada evlisiniz, çocuğunuz da burada maşallah. Sakalsız versiyonu olan. Sakalsız olanı, rengi biraz başka. Şey, hanım tarafı bir taraf gülücü, bir taraf muş. He, o tarafı biraz. Biraz o tarafa tamam, karma yani. Geçmiş yani. Batum Spor. Ve ustam? Karma Spor. Merhaba. Osman Bey, yine ekmeğinizdesiniz, mesajlar falan. Evet. Devam. Ekmek yağlı, ne yapsın? Etiket olmayalım. Yine bağlıyorsunuz işlerinizi falan. Ekmek yağlı, değil mi? Tabii, işler. Misafirlerimiz var. Kaşınmaya gelen misafirlerimiz, değerli biliyorum. Abilerimiz var. Onları ağırlıyoruz. Onların gerekli talepleri oluyor. Onları biliyoruz zaten. Talepler derken genelde... Genelde benim talepler. Psikolojik olarak, şu an psikolojik olarak telefonu bir aşağı saklama hissini. Abi burası Şampiyonlar Ligi şu an. Aynen öyle. Dostlar Meclisi kuruldu. Kükçü dükkanına gelindi. Artık Batum gezimizin... her şey olabilir de. Evet, her şey olabilir. Bildiğin Türkiye ya. Batum'da kartlar yeniden dağılıyor. Mesela gelip evlenmek isteyen arkadaşlar hemen buraya gelip Yunus Bey'den bilgi alabilir. Aynen. Abiden de aynı şekilde. Yok, biz artık eskiden. İş yeri açmak isteyenler de abiden bilgi alabilirler. Şimdi, o konuda eyvallah. Eğlence sektörünün duayen ismi. Kim gelirse elimizden ne geldi? Kesinlikle. Evet. Ne gelirse elinden? Civciv işten. Ne istersen. Ne isterseniz var. Ben evli baktı adam. Ne istersen. Ya arkadaşım. Ben hiç... Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Sen git Çin'de oku. Akademik Çince öğrendin. Güzel, Çin'de okudun sen. Evet, ben bir de Çin'de okudum. Akademik Çince öğrendim. Ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı abi. Şu an Batum'da. Şu güzel. An Batum'da güzel bir ortamda dostlarımızla eğleniyoruz. Daha ne işe yarasın? Aynen, doğru. Lay Lom'da. Lay Lay Lom'da. Adam belli, Lay Lay Lom'a gitmiş oraya. Okumaya gitmemiş ki. Lay Lay Lom yaparken arada Çince öğrendik yani. Ya, olmuş o, güzel olmuş. Dünyanın en zor dilini öğrenmişsin. Evet. Dünyanın en zor dilini. Bir merhaba der misin Çince? Ni hao. Ni uzatman lazım değil mi? Dajia ni hao. Wo shi Osman. Shi zai Zhongguo xue Zhongwen de. O hikayeyi yap. Şimdi onu anlatacaktım. Buradaki masajcıları böyle bir... Taylandlı. Gösterirseniz bazıları buradaki arkadaşlar, masajcıların... Bir arkadaşım vasıtasıyla söylüyorum. Az önce de anlatmıştım. Çinli bunlar. Asla işimiz olmaz. Asla işimiz olmaz. Önermiyorum. Ama bunların bazıları Çinli, haberiniz olsun. Aa. Evet. Çince konuşurken yakaladım ben. Aa. Ya bizim Türkleri yiyorlar yani. Aynen öyle. Taylandlıydı. Baktım Çince konuşuyorlar. Ben şimdi Çince anlıyorum. Adamlar aralarında fiyat konuşuyorlar, tamam mı? İki tane kadın Çince konuşuyorlar. Ben de Çince cevap verince bir an böyle bir afalladılar. Ne oluyor lan? Bizim milletin hayallerini oynadı Tayland'da. Tayland'a gidemeyenler buraya geliyor masaja. Evet.
Ama Çinliymiş bunlar. Arkadaşlar Çin malı, Taylandlılar burada buna göre. Benim kadar sakalı var çoğunda. Daha ne diyeyim? Abi seni biraz, seni biraz konuşturmamız lazım bizim. Sor ben cevap diye böyle konuşmuyorum. Sakalın ya. Konusunda ne diyeceksin abi? Abi sakalın hakkında ne işi görürüm. Abi niye bu sakalıma denk geliyor? Güzel ama ya baksana harbiden ha. Videoyu izlemiyorum sırf sakalıma yorum diye. Çıtır ya. Herkesin bir zevki, bir tarzı olabilir şimdi kuaför olduğu. Burada nasıl şu an sokakta dalga dümen dalavere işleri var mı? Devam mı? Sıkıntılı arkadaşlar. Dönme dolaplar var mı? Dönme dolap şeyimiz, metaforumuz var bizim. Eskisi kadar değil, azaldı. Azalıyor. Fuat Firar'da iş başında. En son başımızı yakacağız da. Niye abi? Sen ya, anlatsana bir. Anlatıyorsun bak, kamerayı açınca anlatmıyorsun. Kamerayı açmadan anlatıyorsun. O mevzuyu bir anlatır mısın Allah aşkına? Şeyi. Bir şeyler olmuş işte, polis bir ya operasyon düzenlemiş. Videodan sonra tabii bayağı bir mahallede bir... Önceki videodan önce, sonrasında. Bayağı bir temizlik oldu. Bayağı temizlik zor... dediğin nedir abi? Ya açar mısın konuyu bir? Nasıl söyleyeyim? Belediye mi geldi? Yolları mı süpürdü? Ne yok, yaptı abi? Birçoğu zaten... Şeyin çöpçüler diye bir şarkısı vardı ya. Köralası çöpçüler. Bizdeki işleyiş gibi işlemiyor burada. Hmm. Nasıl işliyor? Mesela berber içeriye çalışıyor. Mesela restoranlar içeriye çalışıyor. Bilemiyorsun kimin ne malı. Senin ne yaptığını adam oturduğu yerden biliyor. Evet. Sonuç? Burada işleyiş o şekilde. Tamam. Sonra ne oldu? O süreci anlatır mısın? Ne yaşandı? Onu ben merak ediyorum. Hiç sıkıntı mı olmadı? Aldılar, yok senin girdiler, olmadı biliyorum canım. Aldılar pasaporta baktılar. Girdim var mı? Başka var mı? Senin haricinde ne oldu? Onu diyorum yani. Ya fazla değil. Birebir de anlatalım bu konuları. Ya onu biliyoruz ya. Bilenler de, bilmeyenler de bilsin abi şimdi. Abi buraya gelen kafasını kullansın. Ha kafasını şöyle kullansın. 5.000 dolar, 10.000 dolar buna sen de dair. Kolay birikilmiyor abi. Evet. Affedersin kimse de köyün tek uyanığı değil. Buraya geliyor hop bana bir iş yapayım, para kazanayım. Ama hiçbir yer 1-0 zaten otomatikman yerdesin, dil bilmiyorsun. Evet. Sadece yavaş yavaş bir adapte olarak yeme kültürüne, içme kültürüne, ne giyer, tıraş tarzları bile değişiktir. Bir bak, bir gör, ondan sonra yapacağım, ne yapacaksan yap. Değil mi? Aceleci davranma. Mesajı aldık da şimdi ben detayı soruyorum, ne olduğunu soruyorum. Girmiyor oraya. Fazla girmeyelim. Aceleci davranmayın. Aceleci davranmayın. Şöyle bir olay var. Her şeyde bu nettir. Bir işte usta olabilmeniz için o işte minimum 10.000 saat vakit geçirmeniz gerekir. Bu Old Tires kitabından bir alıntı bu arada. Bu gerçek bir şey. Telif olmasın. Evet. Telif olmaz ya. Yani. Telif atmasın. Patenti birçoğu şeyimiz. Aynen sıkıntı yok. 10.000 saat. Ya çünkü... Kolay geliyor. Sonra bırakayım. Şey mi paketlediler mi burada? Ben giriyorum artık ne diyeyim yani sen anlatmıyorsun. Millet paketlediler mi burada sıkıntılı yani, mevzuları? Vizesi olmayan, zamanı geçmiş olan birçok kişiyi. Kaçak olan zaten bu mahalleye o girmiyor. Girse de 1-2 saat işini hallediyor. He. Halledip çıkıyor yani çok fazla. Çok takılmıyor yani burada. Evet. Anladım. Çünkü niye kendini etiket edesin ki? Tamam bu kadar. Başka çok önemli sorun, bilgiler verdiniz. Yarım yamalak. Üstü kapalı. Abi 10 numara yemeğimiz geldi. Musakka çok özlemiştim biliyor musun? Evet ben de aynı şekilde uzun zamandır yemiyordum. Abim sağ olsun. Ellerine sağlık. Güzel bir yemek. Abi eline sağlık Selahattin abi. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım mı? İsminiz neydi? Hep servis yapıyorsun Maria. Bu kadar. Kaçtı Maria hemen. Kızınız mı Maria? Kızımız gibi. Kızınız sayılır yani. Sayılır hatta öyle. Aynen öyle. Ne zaman gelsem hep burada zaten beraber çalışıyorsunuz. Kaç zamandır buradasın? Ne kadar süre? Burayı ilk açtığımızda. 8 sene. 2 sene. Türkçe nereden? Buradan. Buradan Türkçe. Evet. Vay. Ya ustadan mı öğrendin yoksa şey mi? Hepimizden. Daha önce biliyor muydun? Yok. Ya bilmiyordun. Güzel. Evet. Nasıl mutlu musun? Memnun musun? Ustanla. Nasıl oluyor? Acaba ne desem? Mutlusun hocam. Çok. Farkındayım. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Hakkını helal et. Evet. 8 sene burada. Evet. Yenge de burada. Merhaba. Yenge merhaba. Zaten. Satın kızımız memnun olmasaydık. Selahattin abi. Evet. Selahattin abi üzülüyor mu seni?
işten ayrıldım, yok. İşten ayrıldım bana. Sonra geri geldim. Geri geldi. Evet. Geri geldi. Çünkü dayanamadı. Değil mi? Burası güzel. Aile şirketi gibi böyle. Aile yeri. Aynen. Aynen. Güzel. Biz ailece çalıştık. Yenge sen nasıl tanıştın yakışıklıyla? Bir anlatır mısın? Ben ona aslında çalışmaya gitmiştim. Nerede? Onun yeri vardı bu arka sokakta. Evet. Gittik orada ama yani işimiz olmadı. Sonra tesadüfla bir ay sonra gene... Bir ay sonra. Yani, kısmette öyleymiş demek ki. Sosyal medyada biraz Sosyal medyada konuştuk. <Abi. gülüyor> Senin tarzın. Aynen, ben benim tarzda. İşte bu. Senin tarzın. Çok hızlıyım. Gurur duydum. Sosyal medyadan, Facebook'tan mı? Bütün hayatımı da biliyor. Bir tane de bu sadece. Ne kadar biliyor bizim insan değil mi? Evet. Neşe dolu. Çünkü neşe dolu tabii. Neşe pozitif. Dolu ya, pozitif ya. Tabii. Full pozitif adam, maşallah. Full enerji. Osman olmak kolay mı? Hiç. Yani piyasada bir Osman kolay yetişmiyor yani. Kolay yetişmiyor. Değerini bilsinler. Evet, lütfen. Arkadaşlarımıza buradan selamlar. Herkesi gelince burada başım üzerinde yerleri var. İstedikleri Osman Bey'e bu arada... kendi iletişim numarasını eğer kendi izin verirse evet. Videonun açıklamalar kısmına ekleriz veya başka bir kanal bir şekilde oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buraya geldiğinizde size çok güzel bir şekilde destek verir, bilgi alabilirsiniz nereye gitmek istiyorsunuz, nerede yemek istiyorsunuz diye. Ya video içerisinde söyledik zaten, burada her adama güvenip bir yerlere gidip eğlenmeye çalışmayın evet. Sonradan sıkıntı yaşamayın diye. Güvenilir adresin yeri burası. Evet arkadaşlar, güvenilir adres. ama evet bazen geç cevap vermeler olabiliyor. Bazen çok sıkışık, bazen çok stresli olabiliyorum. Hani onu da mansur görün lütfen. Olabildiğince elinden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışacağım. Şahsi bir numarası değil de ayrı bir hat verirse kendisi onu ekleriz, daha iyi olur. Oradan ayrı sadece dönüşleri yapabilir böyle. Soru cevap şeklinde bir şey olabilir. Oradan takip de edebilirler. Ben genelde Batum'la alakalı storyler de atıyorum. Slot videosu yaptığım bir YouTube kanalım var. Tamamen legal buradaki kasino içerisindeki YouTube kanalım. Onu tabii ki takip edin demiyorum. Sadece bir bilgi olarak söylüyorum. Neyse zararlı diyoruz o işlerimiz. Evet onlar biraz sıkıntılı ama sektörüm olduğu için şu anda ona da bize afiyet olsun. Size de afiyet olsun diyorum. Fena. Evet şu an an itibariyle Avrupa meydanındayız. Evet Osman Bey. Merhabalar. Şu meydanı bir, ufak bir tanıtır mısın? Akşam oldu şimdi, yemeğimizi de falan yedik, kalktık, çıktık. Evet. Bu meydan aslında buranın mazisi çok geniş. Burada Sovyet yapıları, binaları var. Bu gördüğünüz kuruluşta yine bir Türk işletmecinin kuruluşu. Hmm. Kendisi burayı ciddi imar sorunlarını çözerek ekstra bir binaya otel yaptırarak ekstra üstüne geçmiş yani. Üstüne geçti. Çok ünlü bir zincir. Medeabüstü'nü görüyorsunuz. Medeabüstü buranın Kavkaz'da evet, kalmak olduğu için pek görmüyorum. Bereket sembolü. Kadın evet. Sembolü. Ve tabii oradaki anlatılan bir medya sembolünün altında anlatılan bir hikaye var. Onu görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi Avrupa'yı çok güzel binaların olduğu şık bir yer. Çok merkezi bir lokasyon burası. Burası Batum'un kalbi diyebileceğimiz bir yer. At arabası bile var yani. Evet, at arabalarımız bile var. Ama başka arabalar da var burada. Başka arabalar da var. Şimdi oraya geliyorum. At arabası bitmiyor. Başka arabalar da var. Evet, bunlar kaç beygir acaba? Bunlar fazla bir beygir. Şu anda dediğim gibi çalıştığım yer, ortakta olduğum yer Royal Casino'nun araçlarını size göstermek istiyorum. Vay. Bu gördüğünüz araç son model S-Class arabamız. Ne için kullanıyorlar bunları? Bunları misafirlerimizi kapıdan aldırırken kullanıyoruz. Şey mi, parası biten araba? Benzin parası kalmayanları evine getiriyoruz. Maybach arabalarımızla eve gönderiyoruz. Tamam. Bu arabalarımız özel misafirlerimiz için 7/24 hizmetli. Kurşun geçirmez. Kurşun geçirmez özel üretim. Evet. Maybach'lerimiz, son model Mercedes arabalarımız. Her zaman sevdiğimiz, saydığımız değerli misafirlerimiz için hizmette. Ben de ufaktan bir eski bir mekan vardı şimdi şeyde daha önceki videoda. Evet. Orası ne oldu şimdi? Finish mi? Orada burada bıraktık. Burada daha benim için daha güzel bir fırsat doğdu. Ben de sahip daha önceden burada çalışmış olduğum için burada Çinliler vardı. Ben onlara hizmet ediyordum. Şu anda daha farklı bir operasyon yürütüyorum. Evet.
Buradaki gördüğünüz bu küçük minik bir kuruluş. Çok güzel VIP hizmet veren bir yer burası. Hı hı. Ben de burada bizzat şahsım olarak gelen misafirlerimi burada ağırlıyorum. Şöyle girişini göstermek isterim size. Şu an içeri girmeyeceğiz. Evet. Daha sonraki süreçlerde belki farklı bir süreç olabilir. Evet arkadaşlar, buranın kasinosu, üstünde night club'ı ve sağ tarafında bir de restoranımız mevcut. Evet. İlerleyen dönemde bununla alakalı detaylı bir video gelecek. Öncelikle buraya kadar geldiniz, bizim misafirimiz oldunuz. Size beni misafir ettiniz, teşekkür ederim. Ne demek, her şey için, zaman. Her şey çok güzeldi. Başım üzerine her zaman Fuat Bey, siz misafirim olabilirsiniz. Ve değerli dostlarımızı da her zaman, mekanımız belli, biz buradayız. Açıklama kısmında, Instagram'da, telefon olarak bana direkt ulaşabilirler. Aynen. Her zaman size seve seve yardımcı olmak isterim. O yüzden şimdilik burada videoyu sonlandırıyoruz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgiler, saygılar herkese efendim.